Arkadaşlar merhabalar. 3D TYT Matematik Konu Anlatım Defteri'nde temel kavramlarda ikinci videodayız. En son x kare eksi y kare x eksi y çarpı x artı y kısmında kalmıştık. Şimdi oradan devam edelim müsaadenizle. Bu kurallar arkadaşlar özdeşlikte kullanacağımız kurallar. Ama dedim ya temel kavramlar ilkokuldan itibaren matematiği gördünüz ve onlarla ilişkili olan temel bilgileri içeren sorular olduğu için bunları da bilmek gerekiyor. Belki unutanlarınız vardır aradan bir çıkartmış olalım. x kare eksi y kare x eksi y çarpı x artı y'ye eşittir arkadaşlar. x eksi y'nin karesi de birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. x artı y'nin karesi de birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. Bu formüller nereden geliyor? Aslında bu formüller bir sonuç. Biz bunları çok kullanıyoruz bu özdeşlikleri. Çok işimize yarıyor. O yüzden formülize edilmiş hali. Yoksa şöyle düşünün. Normalde x eksi y ile x artı y'yi çarptığınız zaman nasıl yapıyoruz? Dağıtarak değil mi? x ile x'i çarpıyoruz x kare. x ile y'yi çarpıyoruz x y. Sonra eksi e, burası x y. Sonra burası eksi y kare. Bakın bunlar birbirini götürüyor. İşte size x kare eksi y kare oluyor. Her seferinde bu zahmete katlanmamak için x eksi y ile x artı y'yi çarpıp uzun uzun birbirine dağıtana kadar bu formülü görün işte diyoruz. Aynı şekilde x eksi y'nin karesinde de göstereyim bakın hani böylece kafanızda soru işareti varsa gitmiş olsun. x ile x'i çarptım x kare. x ile y'yi çarptım artı x y. Şurası gerçi eksi olacak burada çarptım. Eksi x y. Burayı çarptım. Eksi y x ki eksi y x eksi x y demektir. Sonra eksi y çarpı eksi y artı y kare. Hakikaten ne oldu bak x kare eksi 2 x y artı y kare oldu. Bu yüzden bu kuralları böyle uzun uzun yapmaktansa bilmek çok daha güzel. Şimdi tabii ki bunların uygulamalarına bakalım. Nasıl bir durum var? 101'in karesi eksi 99'un karesi bölü 2 bölü 5'in eksi ikinci kuvveti. Hatırlayalım. Birinci basitten başlayalım. Bölmede ters çevireceğiz. Ancak 5 üzeri eksi 2 neydi? Evet o işlemi yap ama önce ters çevirerek işlemi yap. Sonra ne diyorduk? İkinciyi her zaman ters çevir. Yani burada 5'in karesi bölü 1 oldu. Şimdi gelelim özdeşliğe. 2 kare fark arkadaşlar. Bu kuralın da aynı zamanda 2 kare farkıdır. x eksi y ve x artı y'nin karesi de tam kare ifadelerdir o tarzda da göreceksiniz sorularda. 101 eksi 99, 101 artı 99. Bak ne yaptım? X eksi y, x artı y. Şu an çok daha kolay değil mi? 101 eksi 99, 2. E, 101 artı 99, 200. 2 ile 5'in karesinin çarpımı 4 çarpı 2 çarpı 25'ten 50. Böylece arkadaşlar sadeleşti işte 200 bölü 54, 2 kere 4, 8. Bu şekilde bu soruyu bulmuş olduk. Bakalım şimdi mesela bu soruya x artı 3'ün karesi eksi 9 eksi x eksi 2 çarpı x artı 4 bölü x artı 2. Yine işlem önceliğine tabii ki dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ama özel bir durum olmadığında da yapacak bir şey yok dağıtarak gideceğiz. Ne, neyi kastediyorum? Bak şurada. Burada öyle iki kare farkı tam kare falan yok. Ne yapmalıyız bunlarda? Birinci sayıyı alın buradaki tüm sayılarla çarpın. Önce onunla başlayalım o zaman. Madem soruda yaptık artık orayı. Eksi parantezinde şu eksiden dolayı. X kare. Sonra bir de 4 çarp 4x. Eksi 2 ile x'i çarpmayı unutma. E 2'nin önünde eksi 2 var çünkü. Eksi var çünkü. Eksi 2x ve eksi 2 ile 4'ü çarp eksi 8. Böylece eksi parantezinde x kare artı 2x eksi 8 oldu. Bu eksiyi hadi dağıtalım şimdi. Eksi x kare Eksi 2x artı 8. Bunları vakit kaybı gibi görmeyin. Hızlanacaksınız ilerleyen zamanlarda ama üşenmeden düzgünce yapmaya çalışmak lazım. Hızlı olmak, çabuk olmakla aceleci olmak arasında fark var biliyorsunuz. x artı 3'ün karesini yazalım şimdi. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi. Bir de burada eksi 9 vardı bakın. Şimdi böyle bir işlem yaptık. Kocaman bu parantezin içinde. 9'lar birbirini götürdü. X kareler birbirini götürdü. 6x 2x buradan o zaman 4x artı 8 oldu bu işlemimiz. Şimdi arkadaşlar bu parantez içini kocaman şu kısmı hallettik. 4x artı 8 bulduk. Ve burada aynı zamanda ne var bak x artı 2 var. Bu da ne demek 4x artı 8'i git x artı 2'ye böl demek. Ufak ufak özdeşlik çarpanları ayırmaya da dikkat edin. 4x'de de 4 çarpanı var. 8'de de 4 çarpanı var. O zaman ben bunu 4 parantezine alabiliyorum. Kalan kısım ne? x. Burada kalan kısım ne? 2. O zaman 4 parantezinde x artı 2. Ayda da da x artı 2 var. Sadeleşir. Bakın cevabımız bu şekilde 4 gelir. Şimdi sorularda biliyorsunuz temel kavramlarda bir deneme yanılma yapıyoruz. Ufakça bir şeyden bahsedeceğim size siz şöyle bir denklem basit bir denklem yazayım çok abartmayayım. Şöyle bir denklemde arkadaşlar x ve y'yi net bir şekilde bulursunuz. Hatırlıyorsunuz değil mi böyle taraf tarafa toplarız 2x eşittir 12 olur x buradan 6 gelir. Herhangi birinde yerine yazarsanız ister üstte ister altta 6 eksi y eşittir 4'ten bak y 2 gelir. Bu şekilde işlemler yapabiliyoruz arkadaşlar. Nedir bu olay? Matematikte bilinmeyen sayısı kadar denklem varsa kesinlikle o sayıların hepsini bulursunuz. Yapmayacağım ama bir örnek daha vereyim mesela. Diyelim şöyle bir şey oldu. Bu 2x eksi y artı z eşittir 3. x artı 3 y eksi 6 z eşittir 22. Attım tamamen. 3 bilinmeyen var, 3 denklem var. O zaman kesinlikle x, y, z'yi bulursunuz. O yüzden bilgi kadar bilinmeyen varsa problem yok. Ama arkadaşlar ben size hiçbir bilgi vermedim. Hadi buradan x artı y artı z'yi bul dedim. Çok saçma olur. Ya da bakın şimdi. x eksi y eşittir 7. Hiçbir bilgi vermedim. Net. x ve y nedir burada? Bulamazsınız. Sonuç olarak biz o zaman şunu diyoruz işte. Denklem sayısı kadar bilinmeyen olursa problem yok. Ama bilinmeyen sayısından az denklem varsa orada ancak tahmin yapılabilir. Mesela burada X ve Y'ye dair tahmin yaparsınız. Bu 1 olursa bu 8 olabilir dersiniz. Bu eksi 2 olsa bu 5 olur dersiniz. Ama bir sonuca varamazsınız. Bu mantığı burada notta yazdığımız işte bilinmeyen sayısının denklem sayısından fazla olduğu sorularda değişkenlere sayı vererek çözüme ulaşılması sebebi çünkü biz o sayıları normal şartlarda asla bulamayacağız. Bakın şimdi A ve B doğal sayılar olmak üzere A artı B 24 her şey olabilir ki A 1000 olur B de arkadaşlar eksi 976 olur yine 24 elde ederiz. O zaman burada özgürüz. A ve B'ye istediğim değerleri verebiliyorum. Toplamları 24 olacak şekilde. Çarpımların alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır? Ezber bilgi net bir bilgi nedir? İki tane sayı toplamı verildiğinde bunların çarpımlarının birbirine en yakın olduğunda en büyük olduğunu söyleriz. O zaman bak gerçekten bunu 12 seçerseniz bunu 12 seçerseniz A çarpı birbirine en yakın mümkünse eşit olsun. O zaman A çarpı B, 12 çarpı 12'den 144 oldu. Neymiş o zaman mevzu? İki sayının toplamını verdiğimizde en büyük olmasını istiyorsak birbirine en yakın seçin. İmkan varsa eşit seçin. Hakikaten bak başka bir örnek vereyim daha küçük olacak. Mesela 14 ve 10 yap. Gördünüz mü 140 geldi. İşte daha da biraz daha abartayım. 9'la ile e, kaç yapıyor? 15. 15 ile 9'u çarp 135 yapıyor. Bak gittikçe küçülüyor görüyor musunuz? O zaman buradan bir sonuç daha çıkıyor sayıların arasındaki mesafe artarsa bu sefer ne oluyor? Sayıların çarpımı küçülüyor. Bakın ta şeye gidelim. 0 ve 24'e gidelim. Çarpımları ne geldi? 0. Burada önemli durum soruların muhakkak giriş kısımlarına okuyun. O zaman arkadaşlar buradan bir sonuç çıkarabiliriz değil mi? Önce bunları sileyim. Sonucumuz artık şu. Bana A artı B'yi verdiğinde A ve B yakın olursa çarpım en büyük olacak. Maksimum değerine ulaşacak. A ve B uzak olursa o zaman çarpım alabileceği en küçük değere ulaşacak arkadaşlar. Şimdi burada o zaman birbirlerine en yakın değerler 12 ve 12, birbirlerine en uzak değerler sakın 1 ve 23 deme. Çünkü 0 da bir doğal sayı. O zaman 0 ve 24. Demek ki alacağı en küçük değer 0'mış çarpımlarının. En büyük değerdi de arkadaşlar. 12 çarpı 12'den 144'müş. Böylece toplamları bunların 144 artı 0'dan 144 oldu. Soruların dediğim gibi giriş kısımlarını atlamayacağız. Bak mesela burada hemen A ve B ne demiş size? Doğal sayı mı demiş? Hiçbir şey demediyse reel sayı. Reel sayı da diyebilir direkt. Gerçek sayı da diyebilir. Gerçel sayı da diyebilir. Reel, gerçek, ger, gerçel. Hepsi aynı şey arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Doğal sayılar, tam sayılar, Negatif tam sayımı demiş, pozitif tam sayımı demiş. Sorunun lütfen giriş kısmına bakın. Şimdi burada da çarpımları verilmiş sayıların. Bunların toplamlarının alabileceği en büyük ve en küçük değerleri soruyor. Şimdi burada da başlangıçta bunları ezberleyemediğinizde birkaç değer denediğinizde nereye vardığını anlarsınız. Ben size kuralı söyleyeyim. Çarpımlarını verdiğimde toplamlarının en küçük olmasını istiyorsam sayıları birbirine en yakın seç. O da 6 ve 6. Gerçekten bak şimdi. 6 artı 6 12. Sayıları uzaklaştırayım birbirinden. Buna 1 de buna 36 de. Olabildiğince uzak yaptım. 1 ile 36'nın toplamı ne? 37. Alacağı en büyük değer bu oldu. En küçük değer de bak bu oldu. Bunların alacağı değerler toplamını soruyor. 49. Burada şu soru gelebilir aklıma. Bu iki soruda. Hocam böyle güzel temel kavramlarda ezber ezber bu bilgileri veriyorsunuz. Ama bunlar nereden geliyor? Hiçbirisi anlatan yok derseniz geldiği yer ne biliyorsunuz? Bir sonuç türev, maksimum problemleri mezuna kalan arkadaşlarımız bilir. Türevde maksimum problemleri var. Aslında biz bazı sorularda hatta birçok soruda alabileceği en büyük ve en küçük değerleri türev yardımıyla yapıyoruz. Çünkü türevin sıfır olduğu yer bize o fonksiyonun alabileceği en büyük veya en küçük değeri veriyor. İspatını bir shorts videosunda kısaca yapacağım. Zaten kare kodu okuttuğunuzda göreceksiniz arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi bazen böyle kafanıza yatmayan şeyler olduğu zaman başlangıçta biraz kabul edin. Devamında muhakkak onlara değineceğiz. Ben en azından değineceğim yani bu videoları izlerken bu kitap bittiğinde sizin kafanızda soru işareti kalmayacak. Ama daha hazır olmadığınız yerlerde o ispatlara girmeyebilirim. Ya da bazen arkadaşlar öyle ispatlar oluyor ki hiçbir işimize yaramıyor. ÖSYM bizden şundan bek şunu bekliyor. İspat değil, ispat teknikleriyle anlamanı değil. Senin kuralı uygulayabilmeni bekliyor. Çok basit bir örnek vereyim. Öklit ispatı benzerlikle yapılabilir. Bir sürü benz ispatı da vardır Öklit'in. Ama ÖSYM senden o ispatları kullanabilmeni değil. Ökledi düzgün bir şekilde dikten görmeni bekler. O yüzden telaşlanmayın. Anlamadığınız şeylerin bazen neyin nereden geldiğini anlatılmadığı için değil. Uygulama kısmında eksiklikler olduğunu bilin. Böylece sorunları daha güzel çözersiniz. Şimdi yine bir sayı verme sorusu. Niye biliyor musunuz? 3 bilinmeyen var 2 denklem var. O zaman normal şartlarda ekstra bir bilgi vermediği sürece ABC'yi bulamazsın. O zaman senin değer denemen lazım. Bakalım şimdi. A çarpı B 12, B çarpı C 18. Toplamının alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? Peki bilgiye bak. Bilgi ne? Tam sayılar. O zaman arkadaşlar tam sayıların içinde negatiflerin de olabileceğine dikkat edin. Burada hemen bir e, güzel bir durum yaparız. Alabileceği en büyük değeri bulursam onun eksilisi alabileceği en küçük değer olur. Çünkü şöyle düşünün hemen göstereyim bakın çözüme oradan varacağız mevzuya. Bunun en büyük olması için d'ler bakın ortak. Burada b'ye bir değer verirsem burada da aynı değeri vermelisin. Peki çarpımları olduğu için toplamın en büyük olması için ne dedik? Sayıları birbirine uzak seçmeliyiz dedik. O zaman buna 1 veririm bak ne güzel. Buna 12 veririm. Böylece ortak olana küçük verirsem diğerlerine mis gibi çok büyük sayı kalır. D1, A12, B 1, A 12 ve C'de arkadaşlar kaç oldu? 18. Böylelikle bunların alabileceği en büyük değer arkadaşlar artı 31 olmuş oldu, değil mi? Şimdi en küçük değere de ben ezber hemen söyleyeyim eksi 31 derim. Sebep işaretlerini zıt yapacağım. Buna eksi 12 de, buna eksi 1 de, buna eksi 1 de, buna eksi 18 de. Böylece olabildiğince sıfırdan uzaklaştık. Ne diyoruz? Doğal say sayı doğrusunda sıfırdan uzaklaştıkça sayılar küçülür sıfırdan uzaklaştıkça pozitif sayılarda da sayılar büyür. O zaman negatif sayılarda sıfırdan uzaklaşıyoruz. Eksi 31 gayet sıfırdan uzak alabileceği en büyük e, en küçük değeri bulmuş oldum. Bu şekilde hakikaten dediğime geldi. Büyük olan küçük olandan kaç fazla? 31 eksi eksi 31'den 62 fazla arkadaşlar. Bu şekilde negatif ve pozitif sayı ilişkilerine dikkat edelim. Soruların muhakkak giriş kısımlarını okuyalım. Burayı da ben önemsiyorum açık söylemek gerekirse. Bak çok basit bir oran orantı bilgisi kullanacağız burada. 4x eşittir 3y eşittir 2z. x, y, z pozitif tam sayılardır. x artı y artı z toplamının alabileceği en küçük 3 basamaklı doğal sayı değeri nedir diyor. Şimdi x artı y artı z'yi olabilen en küçük sayı seçmeye çalışacağız. Ama burada bir de dikkat edeceğimiz şey birbirleriyle bağıntı verilmiş. Normalde birinci yol ben tercih etmem şu doğrudur. ...orantıda da göreceğiz. Bunların hepsi bir sayıya eşit sonuç değil mi? 4x, 3y, 2z eşittir k. x ne gelir buradan? k bölü 4. y ne gelir? Şunu kapat bak. Her iki tarafı 3'e böl. Gördüğünüz gibi y ne oldu? k bölü 3. Sonra z ne oldu? Bunları görme. 2z eşittir k'dan. z de k bölü 2. Hedef ne? E, matematik işlemlerinde... ...denklem yaparken, eşitsizlik çözerken... ...türev, integral ne olursa olsun... Olabildiğince hedefimiz hep ne biliyorsunuz? Tek bilinmeyene düşürmek. Mümkünse olamıyorsa 2, olamıyorsa 3. Bizim için ne kadar az bilinmeyen o kadar az problem. Dolayısıyla hepsini tek bilinmeyen yaptım. K bölü 4 artı K bölü 3 artı K bölü 2'ye değer vereceğiz. Bak bu yanlış bir durum değil. Ama ben bunu tercih etmem. Biraz işimizi zorlaştırır. Doğru olan her şey çok güzel olmayabiliyor. Ben burada şunu yapmanızı tavsiye ederim. Kesirli sorularda sayıları kesirden kurtarmanın en güzel yolu ne biliyor musunuz? OKEK. Okay. 4, 3 ve 2'nin OKEK'i nedir? 12, değil mi? Bunların bölündüğü en küçük sayı 6 değil, 4 değil, 3 değil, 12. O zaman şunu dersiniz. Buna 12K'ya hiç uğraşma bak. O zaman burayı 12K yapmak için x'e 3K, buna 12K yapmak için 4K. Bunu da 12k yapmak için 6k. Hakikaten 4 ile 3k'yı, 3 ile 4k'yı, 2 ile 6k'yı çarpınca ne oldu? Bak 12k oldu. Şimdi x 3k. y 4k z de arkadaşlar 6k oldu. Toplamları 6 4 daha 13k oldu. Bunlar birer pozitif tam sayı. O zaman k'ya ne vermem lazım? Tam sayı vermem gerekiyor. Alabileceği en küçük değeri bulacağım ve 3 basamaklı olmasını istiyorum. O zaman arkadaşlar k'ya 7 versem 91 yapıyor. 8 verirsem 13 çarpı 8 104. Alabileceği en küçük değer 104'müş. Bu şekilde bakın tam sayı olmasına da dikkat ederek orada K'ya tam sayı vermem gerekiyor. Şunu da belirtmem lazım. Sayılarla aranız zamanla iyi olur. Hani burada şey diyorsanız e ben şimdi 13'ün katı olan 3 basamaklı en küçük sayıyı nasıl bulacağım hocam? Biraz deneye deneye yapa yapa hakikaten belli sayıların etrafında da çok dönüyor YKS soruları alışacağınızı düşünüyorum. Bununla ilgili çok telaşlanmayın. Çaresi sabırla güzelce çalışmak. Bu soruda bir yıldız koydum arkadaşlar. Zor bir soru olduğu için değil ama başlangıçta öğrenmeler biliyorsunuz biraz böyle çileli olabiliyor. E, o yüzden bu kısımda biraz zorlanan arkadaşlar için bir açıklamak istiyorum ne yapabiliriz diye. X, Y, Z negatif tam sayılardır denmiş. 3X eşittir 2'ye. 5y eşittir 4z olduğuna göre x artı y artı z toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? Sorunun önemi şurada. Y burada aynı zamanda y burada. Yani buradaki kullandığımız y neyse buradakisin, burada da aynı şeyi kullanacağız. Birincisi 3x eşittir 2y'ye bakarsak o okay kek mantığı. 3 ile 2'nin okekine 6. Yani 3 ile 2'nin ortak çarpanı 6 da diyebilirsiniz. Yani çok büyük bir anlam atıf etmeyin. O zaman burada ne söyleyeceğim? X'e eğer 2'nin katı bir sayı dersem, Y'de de doğal olarak 3'ün katı olur. Buraya da yazayım bak. 3'ün katı bir sayı. Sonra geliyorum ikinci duruma. 5Y eşittir 4S. Burada okeklerine 5 ve 4'ün ortak çarpanı 20. Dolayısıyla burada, burası 20K olması için. Buraya 4T diyeceğim. Harfi farklı kullan çünkü yeni bir denklem bu. Burada da 5T diyeceğim. Z. Yani... Bu sefer y ne geldi? 4'ün katı geldi değil mi arkadaşlar? E o zaman bakın şimdi. Y hem 3'ün katı hem 4'ün katıysa hem 3'ün hem 4'ün katı olan bir sayı düşünün lütfen. Kaç bu? 12'nin katı. O zaman harfi değiştirdim bak. K'la başladım çünkü üstte farklı bir denklem vardı. Sonra ikinci denklem farklı bir denklem. Aralarındaki ilişki farklı sonuçta Y ve Z'nin orada farklı bir harf verdim. Şimdi hem 3'ün hem 4'ün katı olan bir sayı olduğu için 12M yapayım dedim. O zaman artık Burada sadece y'yi düşünelim. 12 m Bunların hepsini siliyorum. Artık y'ye güzel bir durum buldum. Hem üstü hem altı sağlayan şey. Hem 3'ün katı hem 4'ün katı. O zaman bakalım. 12m dediğime göre y'ye 12m edersem 2 çarpı 12 mden ne olur? 24 m. O zaman x'e kaç demeliyim? 3 çarpı 8 m demeliyim değil mi? Bak 3 çarpı 8 24 m yapar. O zaman Artık şunları da hani böyle göstermiş olayım. X'i 8M, Y'yi 12M bulmuş olduk. Devam ediyorum. Y burada yine 12M. 5 çarpı 12M. Burada da 4 çarpı Z. Sadeleştirirsek Z ne geldi arkadaşlar? 15M geldi. Artık Y 12M idi. X de kaçtı? 8M idi. Topla bunları 20, 15 daha 35M. Şimdi artık burada dikkat edelim. 35M dediğime göre bir tam sayı negatif olduğunda sıfıra en yakın değer nedir? Eksi 1. O zaman sıfıra en yakın değerinde en büyük değerini alır. M eşittir eksi 1 için alabileceği en büyük değer eksi 35 geldi. Bunlar çünkü tam sayı olmalı. Cevabımız da bak böyle B olmuş oldu. Ben bu soruya bir yıldız koydum arkadaşlar. Çünkü gerçekten burada güzel bir yorum yapacağız. Bu soruyu özel bir durdurup kendinizin yapmanızı istiyorum açıkçası. Ondan sonra benim yorumumda muhakkak izleyin. Şimdi bakın ABC birer rakam demiş. E sonra ilginç bir şekilde alabileceği değer dememiş bak. Demek ki ABC'nin tek değeri var ki hiç alabileceği değer muhabbeti yapmamış soru. A artı 3 bölü B C artı 2 eşit. 6 bölü C eksi 2. C 2 kere kullanılmış bakın. A da iki kere kullanılmış. O zaman burada öyle bir nokta atış işlem yapacağız ki C A'yı güzelce bulacağız. Nelere dikkat ederim bak. Soruları hızlı yapmanın yolu önce bizi dinleyin ben sonra sizin muhakkak bizden bile çok hızlı işlemler yapacağınıza inanıyorum. Bu konuda hani aşırı kendinize güvenin süper e, güvenin manasında söylemiyorum ama özgüven düşüklüğünüz olmasın. Zekanız gelişmeye açık şu an öğrenmeye de açıksınız. E, bizi de güzelce dinlerseniz bizim anlattıklarımızı üzerine 10 katarak 20 katarak çok hızlı bir hale gelerek siz zaten sınavda inşallah yaparsınız. O bağlantıları kurmak için sabırla çalışmak yeterli hakikaten. Bak şimdi. Burada bir kere ben şuna dikkat ederim. Sayıların arasında ilişki kurun. Bu A bir rakam değil mi? O zaman sen rakamla 4'ü toplarsan en az nedir bu sayı? A artı 4 en az 4'tür. Çünkü en küçük rakam kaç? 0. 0'a 4 bile eklesen 4 oluyor. E ilginç bir durum. 6'yı bir sayıya böldüğümüz zaman bir doğal sayı elde ediyorsak 6'nın bölenleri neler? 6, 3, 2, 1. Peki 6'nın 4 veya 4'ten tek büyük böleni ne? 6. O zaman A artı 4'ün 6'dan başka bir şey olma şansı yokmuş. Diyelim itiraz ettiniz. Hocam 6'nın bölenlerinden biri 3'te oluyor. Ama o zaman A ne geliyor bak rakam değil. Negatif tam sayı geliyor. Bak bu bizim için çok önemli. Demek ki A artı 4 6'ymış. Onu nereden anladık? 1. A bir rakam toplamları doğal sayı gelecek. En az 4 olmalı. 2. 6'nın bölenleri 6, 3, 2, 1. Doğal olarak o zaman A artı 4'ün 6 olmaktan başka çaresi yok. Şimdi A 2 geldi buradan. 6'nın c eksi 2'ye bölümü 6 olması için c eksi 2'de arkadaşlar ne geldi? Buradan 1 yani c 3 oldu. Bak onu da hallettik. Şimdi artık yerine yazalım. Burayı doğru bulacağız. a kaç yapıyor? Ee, kaç bulduk a'yı? 2 bulduk. a'yı yerine yazarsak 2 artı 3 bölü b. c'yi kaç bulduk? 3 artı 2. Güzel. Burası 5. Burası 5. b zaten bir rakam hakikaten. B de buradan 1 oldu. Demek ki A 2'ymiş. C 3'müş. B 1'miş. 2 3 daha 5, 1 daha 6. Bu şekilde bakın bu soruyu bulduk. Bu tabii ki bir sınav esnasında böyle bence maksimum 40-50 saniyede halledilmesi gereken bir soru. Bunlarda enerjimizi çok harcamamalıyız ki sağlam zorlarda hakikaten orada beynimizin enerjiye ihtiyacı var arkadaşlar, şekere ihtiyacı var. Burada tüketmemeliyiz. Buna yıldız koyduk zaten güzel bir soruydu. A, B, C tam sayılardır. 24 bölü A, B bölü 3, C birbirine eşit olduğuna göre A artı B artı C toplama en az kaçtır? Yani bunları sıfırdan olabildiğince uzaklaştıracağız arkadaşlar. Tam sayı olduğuna da dikkat edeceğiz. Peki sıfırdan olabildiğince uzaklaştırmak için nasıl yorumlar yapmam lazım? Ben o zaman 24'ü öyle bir sayıya bölerim ki sıfıra en uzak sayı olmasını isterim. O da ne? Eksi bire bölerim. Böylece çok bölmemiş olurum. Ne kadar büyük parçalara bölersem, ne kadar büyük sayıya bölersem o kadar küçük parçalar olacak değil mi? Örnek bir pastayı 24 kişiye dağıtmakla 2 kişiye dağıtmak arasında tabii ki fark var. O zaman burada madem küçük yapmak istiyoruz. A'ya eksi biri verelim. Böylece bölümümüz eksi 24 olsun. Bak avantaja dikkat et şimdi. Mecburen B'de ne olmalı? Eksi 72 olabildiğince küçük sayı elde ettik. C zaten eksi 24 geldi bak. C eksi 24. B eksi 72. Ve A da arkadaşlar ne oldu? Eksi 1. Toplamları da eksi 97 oldu. Bölüm bölen bölünen ilişkisi çarpmak. Bir sayıyı büyük bir sayıya bölersek çok küçük parçalara ayrılır. Bir sayıyı küçük bir sayıya bölersek büyük parçalara ayrılır. Bunun işte size uygulaması bir soru. X ve Y pozitif tam sayılar olmak üzere x'y artı x eksi 26 eşittir 0 sayısının e, verilmiş cevabı. x artı y toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki arkadaşlar burada sayılarla aramızı yavaş yavaş iyi tutmak için zaten bu örnekleri veriyoruz. Normalde tek tek değer denemek bize aşırı zulüm gelir. Bir 26'yı ben öbür tarafa atarım. Neden? Şimdi genelde eksiyi aşırı sevmediğim için demek ki bu hani bende bir şeyleri oturtmuş. Hani eksiği öbür tarafa atayım ki daha kolay. Artı üzerinden işlem yapmak hep daha kolaydır. O yüzden 1. İkincisi burada sayılar var. Sayıların çarpımı ve toplamının 26 olduğunu görürüm. Sayı vermem gerektiğini anlarım. 3. Tabii ki burada x hem y'nin çarpanı hem de ayrıca x olarak var. O zaman x parantezini almalısınız. İşinizi kolaylaştırır derleyip toparladığınız zaman nasıl hayat düzene giriyor? Matematikte düzene giriyor. O zaman x parantezinde y artı 1 oldu bak gördünüz mü? Şimdi çok basit. Ben burada 50 kere değer mi deneyeceğim hocam? Yo 26 arkadaşlar bir 2 bir de 13 ile çarpımından oluştuğu için 26'nın iki tane çarpanı var. Bak 2 ve 13. 26'nın o yüzden bölenleri nelerdir biliyor musunuz? 26 çarpı 1'den oluşur. 13 çarpı 2'den oluşur. Başka da hiçbir şeyden oluşmaz. O zaman burada x, 2, Y 13 olabilir, x 1, y artı 1, 26 olabilir. Bizden x artı y'nin alabileceği değerleri istiyormuş zaten. Başka, e, burada x 13 olabilir, y artı 1, 2 olabilir. Sonra x 26 olabilir, y artı 1, 1 olabilir. Dersen, burada patlarsın. Neden? Çünkü dikkat etmemiz gereken şey, 1 Y artı 1 eşit olunca Y ne oluyor? 0. Soru ne demiş ama? Pozitif tam sayı. Bunlar hep başlangıçta dikkat edeceğiz. Altını gerekli yerlerini çizeceğiz. Bu 26 çarpı 1 o yüzden sildim. O zaman birinci durum. X 2 olduğunda Y arkadaşlar kaç olmuş oldu? 12. Sonra X 1 olduğunda Y ne geldi? 25. X 13 olduğunda Y ne oldu? 1. Toplayalım 14. Toplayalım 14. Toplayalım 26. Bak 3 değer gibi görünürken farklı iki tane değeri gelmiş oldu. Ona da böyle bir yıldız koyalım. Bazen çünkü ha 3 tane buldum hemen 3'ü yapıştırıp geçmeyelim. Şimdi artık bu dersin de sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Diğer ders bu örnekten devam edeceğiz. O derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.